Evet arkadaşlar, yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün arkadaşlar sizi Yücel Sineması'na götüreceğim. Bu Yücel Sineması normal bildiğiniz bir sinema değil arkadaşlar. Eskiden açık hava sinemaları olurdu ya, Türk sinemaları. Aynı onun gibi, onun gibi derken öyle bir sinema. Fakat günümüz koşullarında şu anki durumu pek iyi değil. En son ben birkaç sene önce gitmiştim. O zamanlar iyi değildi. Şimdi hurdacılar falan orada yer almaktadır dediler ama şimdi gidip bir bakacağız. Eski Türk sineması şu anki durumu nedir? Arkadaşlar bu eski Türk sineması 1976'da açılmış. 1980'de darbeden dolayı kapatılmış. 4 yıl boyunca açık kalmış. 4 yıl boyunca çalıştırmışlar. İşte eski Türk sinemalarını bilirsiniz, açık hava sinemaları. 4 yıl boyunca çalışmış. 4 yılın sonunda darbeden dolayı kapatılmış 1980'de. Ne olmuş orası? 1990'da, yani kapatıldıktan 10 yıl sonra 1990'da tekrar açılmış. Fakat hiç iş yapmadığından dolayı 1-2 ay sonra geri kapatılmış arkadaşlar. Orayı düzenlemeye çalışmışlar. Bazı üniversiteler orayı takip etmiş, gitmişler, tuğlalarını yenilemişler falan filan ama düzen tutmamış. Bu Yücel Sineması dediğim yerde Ankara'nın Mamak ilçesi, Tepecik Mahallesi ya da Dostlar Mahallesi de diyebiliriz. Bu semtte yer almaktadır. Şimdi oraya gideceğiz. Şu an Köstence'deyim. Köstence'den yukarı Dostlar Mahallesi'ne doğru çıkacağız. Bayağı bir rampa çıkacağız sizlerle birlikte. Gittiğimizde de inşallah izin verirlerse orada video çekeceğiz. İzin verirlerse tabii, vermezlerse de size şöyle bir dışarıdan görüntüsünü çeker paylaşırım. Biliyorum sesim çok kötü geliyor ama yapacak bir şey yok. Kameranın mikrofonu bu şekilde arkadaşlar. Kaskın içerisine mikrofonu yerleştirmediğim yer kalmadı. Ama ve lakin SC-CAM SC6'nın görüntü kalitesi gördüğünüz gibi çok güzel. Full HD 1080p 60fps görüntü kalitesi var ama velakin ses çok kötü abi. Ha, şu an duyuyorsunuz abi. Şu an mikrofon kaskın en güzel yerine koy. Sesini de biraz kıstım, çok patlama yapıyor diye. Hatta mikrofonun pamuğuna bir pamuk daha ekledim. Yani üzerine bir pamuk daha geçirdim ve zımbaladım. Yapabileceğimin en iyisini yaptım ama en iyi ses şu an bu yani. Kaskımın vizörü şurada gördüğünüz gibi çok hafif. Altı biraz açık. Patlama yapmasın diye. Çünkü kaskın içerisinde insanın sesi çok boğuk çıkıyor. Tamamen kapattığımda da sesim bu şekilde. Yani anlaşılmıyor. Ne dediğim anlaşılmıyor. O yüzden şöyle hafif altını biraz açıyorum. Evet, tehlikeli bir viraj. Evet, kısa bir sürede geldik arkadaşlar. İşte burası. Görüyor musunuz? Kapısı açık. Bakalım içeri girebilecek miyiz? Şöyle içeriye doğru şöyle bir görüntü vereyim size. Şurada bir motoru bırakıp şekilde gireceğim. İzin isteyeceğim, bakalım verirse gireriz, çekeriz. Telefonu alalım burada çünkü hiç iyi ayak bir yer değil. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz yer, burası sahne. Sahneydi. Yani sahne demişim, özür dilerim. Burası tribün. İnsanların oturduğu yer. Şurada da. Abicim selamünaleyküm. Nasılsın? Ne olmuş buralara ya? Selamünaleyküm. Nasılsın abi? Beni tanırsın. Ben Dostlarlıyım. Eski Dostlarlıyım. Biz taşınalı çok zaman oldu. Burası böyle değildi de burayı bir bakayım, görmeye geldim. Müsaade var mı abi? Burası eski Türk sinemasıydı değil mi abi? Açık hava sineması. Şurası şeydi, perde, sahne. Şurada da insanlar oturuyordu değil mi? Bu 1980 darbe zamanı kapatıldı herhalde burası. 1986'da yapıldı. He. Yok, 1976'da yapılmış, 80'de kapatılmış darbede, 1990'da tekrar yapılmış, işlemediğinden kapanmış. 86'da yapılma. He. 3 sene bizimkiler işletiyor, ondan evet. Sonra annemin akrabasına şeye veriyorlar. He. Burası şu an sizin mülk sahibi misiniz abi? Burada işi mi yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz abi? Kuş, şurada. Ne diyorsun? Benim zamanımda zaten bura bitmişmiş ya. Çok iyi maşallah ya. Aynen. Urfalılarla Suriyelilerin elinde kaldı. Öyle mi abi? Anladım abi. Abi çok teşekkür ederim. Var mı bir isteğin, arzun? Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Tamam abi, arada uğrarım yanına. Bugün akşam mı?
Kaçta abi? Kaça kadar? Akşam 8-9'a kadar sürekli davullu. Ne şenliği abi? İşte bizim mahallenin eski ayrılan gençleriyle. Öyle mi abi? Ben internetten baktım, gençler burayı inşa etmeye çalışmışlar. Tuğla muğla getirmişler, bir şeyler yapmışlar ama yok. Hani ben verdiğim gibi öğrenciler geliyordu buraya. He. Ondan sonra düğünlere şey yaptık. Düğünler çalıyordu burada ya. Ama geçen sene zaten okullar yıkılınca millet gitti. Şimdi düğün yapılmıyor mu burada artık? Yok. Aslında güzel mekan, biliyor musun düğün için? Tekrar teşekkür ettim abi, Allah'a emanet olun. Adamın anlattığına göre internette o zaman yanlış yazıyor. Adam ben buralıyım diyor. 1986'dan beri buradayım diyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eski Türk sineması, açık hava sineması, Yücel sineması, Ankara Mamak, Köstence, Dostlar Mahallesi, Tepecik Mahallesi'ne geldik. Gördük içerisinin nasıl, ne hale geldiğini, neden kapatıldığını falan öğrendik. Şimdi de döndük, evimize gidiyoruz. Yani size orayı göstermek istedim. Gelip geçerken ben bakıyordum, böyle içim sızlıyordu. Böyle televizyonlardan görüyoruz açık hava Türk sinemasının nasıl bir yer olduğunu, açık hava sinemanın nasıl bir yer olduğunu, böyle filmlerden, dizilerden falan görüyordum. Canlı canlı gördüğüm zaman böyle bir tüylerim diken diken oluyordu. İçim böyle bir depreşiyordu. Bunları da size göstermek istedim. Böyle bir video hazırlamak istedim arkadaşlar. Dediğim gibi kapatılmasaydı, açık kalsaydı şu an iş yapar mı? Bence yapar. Niye? Çünkü insanlar eskiye şu anda hasret. Yani şu eskiden köylerden böyle şehirlere göçülürdü. Şu anda ne oluyor? Çevrendeki insanlar emekli olur olmaz niye? Ne yapıyor şu anda? Direkt olarak köye göçüyorlar. Şu anda, şu zamanda, şu nesilde eskiye dönme hasreti var. O yüzden tam şu an oranın açılma zamanı bence. Açılsa, eski Türk sinemaları orada yayınlansa, ne diyeyim işte, açık hava sineması ferah, yazın sıcakta insanlar orada ferah açık hava sineması seyretse, bence şu an tabii daha iyi iş yapar diye düşünüyorum. Sizlerin de görüşlerinizi merak ediyorum. Burayı bilenler, tanıyanlar varsa onların da görüşlerini videonun yorum kısmına bekliyorum, yazmalarını. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğenin arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz, bu video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basın. Kanala abone değilseniz kanala abone olun. Çünkü videolarımı izleyen izleyicilerin %90'ı kanala abone değil arkadaşlar. Bu durum çok üzücü. İnsanın video çekesi gelmiyor farkındaysanız. Bir buçuk haftadır falan video atmıyorum. Normalde haftada iki video atıyordum. Hani destek olursanız çok sevinirim. Aklımda çok daha güzel, çok daha canlı içerikler var. Fakat motive olmadan o içerikleri çekmeye gidesim gelmiyor. Ama gerçekten motive olursam kanalın abone sayısındaki artış, videoların beğeni sayısındaki artışlar eğer beni tatmin ederse, canı gönülden isteyerek, bilerek ve sabahlar mesela saat grubu işte şu sabah 8'de kalkıp işte şu videoyu çekmeye gideceğim deyip kalkıp gitmem lazım arkadaşlar benim. Dediğim gibi kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.